Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün American Truck Simulator'dayız. Montana DLC'sinde değişik bir yol keşfettim. Kestirme yol, benzinin içinden gideceğiz. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şöyle göstermek gerekirse hemen haritamı açayım. Thompson Falls bölgesindeyiz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Şu görmüş olduğunuz benzinin içinden şöyle bir ara yol var. Sıfır kamerasıyla tabii ki de gittim baktım ucu bir yere bağlanıyor mu yoksa grafik hatası var mı diye. Yok, bağlanıyor. Tam da şuraya bağlanacak. 354 kilometrelik bir yolumuz görünüyor fakat o kadar yok tabii ki de biz şöyle bir kestirme kullanacağımız için. Şöyle de bir yükümüz var. Makine aksamı şöyle de göstereyim. 6 tonluk standart bir Dorse ama bu denk geldi çünkü o güzergaha gitmem gerekiyordu. Şöyle kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. Otomatik kullanmayacağım. El frenimizi indirelim. Evet, şuradan çıkışımızı yapalım. Direksiyon hassasiyetlerini biraz yumuşağa aldım. Çünkü felaket sertti. Şurada bir seyir noktamız var. Bakalım o değişik yolda bizleri neler bekliyor. Sıfır kamerasıyla gezdim ama aksiyonu nasıldır hiç bilmiyorum. Hemen şu şirketten çıkacağım. Önümde benzinlik var. Benzinime bakıyorum. Full. Güzel. Texas DLC'sine gelecek olursak almadım arkadaşlar. Şöyle bir baktım tekrardan acaba hakikaten dediğim kadar çöp mü almaya değer mi falan filan. Şuradan sağa kıvrılacağız. Ya güzel yönleri de yok değil ama çoğunlukla benim sevdiğim tarzda yollar olmadığı için hala almaya gerek görmüyorum kendimce. Çünkü DLC fiyatı çok yüksek, 134 TL'den geldi. O yüzden Cruising Wyoming Texas görevinde yapmadım. Zaten verdiği de ufak bir kabin kaplaması. Hani tamam teşvik ediyor, güzel. Olmasa da heyecan verici, umut verici olabiliyor koleksiyonun gelişmesi açısından ama almadım. Montana DLC'sinde bu tür yolları keşfetmeye devam edeceğim. Ya yani elimden geldiğince sıfır kamerasıyla geziyorum. Nerede ne var bakmaya çalışıyorum derken burayı buldum. Oh, aksiyonu mükemmel. Yolu hissediyoruz. Manzara da süper. Şöyle kütükleri kesip yolun kenarına istinat yapmışlar. Duvar gibi yani. Şöyle 16'yı atalım. Vitesimiz de bağırmasın araba. Derken çekmedi. Biz bu arada buradan gitmeyeceğiz. Yolumuz böyle sağ taraftaki asfalta bağlanıyor gibi göründü ama değil. Toprak yoldan devam. Biraz da şöyle bakalım. Uf, efsane. İşte bayılıyorum bu tür yollara ya. Tam benlik. Felaket sallanıyor. Neyse bir yerlere çarpmadan şöyle iç kameraya geçeyim. Yolu haritada tam olarak göremediğim için yolu takip ederek gitmek zorundayım. Şöyle kayaların bulunduğu güzel toprak bir yolumuz var. Ama gerçekten çok seviyorum bu tür yolları ya. Ya dümdüz yol sıkıyor artık gerçekten. Tabii ki de buralarda asfaltta gittiğimiz gibi gitmeyeceğiz. Zaten yol da müsait değil. O aksiyonu yaşayabilelim hep beraber. Oh, güneş de gözümüzün içine giriyor maşallah. Kuş sesleri bir yandan, doğa manzarası mükemmel.
Montana DLC'sini tanıtırken sizlere diyordum, ara yollar olsa gizli yolları hiç bırakmamışlar, kapalı kapalı diye. Demek ki birkaç noktada bırakmışlar ki şöyle yürüdükçe çizgi çizgi de olsa ara yolu olduğunu kabul edip harita üzerinde çizimini sağlıyor. Gittikçe de sarı oluyor bakın gri yerler. Demek ki birkaç tane de olsa var. Yani birkaç tane diyorum ama inşallah bir tane değildir. Bakacağım. Burayı buldum. Daha da gezmeye devam edeceğim. Oh! Yolumuz daraldı. Geniş geniş biraz iyi gidiyorduk. Ferah gidiyorduk ama tam piknik yolu gibi. Şurada ufak bir yerleşkemiz var. Kuş sesleri bir yandan. Şu doğanın güzelliğine bakın ya. Biz bu arada buradan geçebilecek miyiz? Şöyle biraz tırı şeye düşüreyim. Heh. Allah, sürttük hafif. Bir sıkıntı yok. Onda da oluyor o kadar. Grafik kayması. Deyince böyle öyle katır kütür vurmuş gibi efekt olarak yansıyor bize. Yolun çukurları falan süper çizilmiş. Şurada sıfır kamerasında da görmüştüm zaten. Şöyle bir geçişimiz var. Dümdüz bir hiza geçebilirsek. Haha tabii ki. falan diyormuşum şimdi. Geçmemizin verdiği şımarıklıkla yolumuza devam edelim. Mutlu oluyor insan. Çünkü oyunu GTA'ya çevirmek istemiyorum. Patır kötür uçup kaçıp düştük mü, tırı devirdik mi anlamı kalmıyor. Çünkü bu bir tır oyunu. Biliyorsunuz ki ah falan demeyin bana şimdi. Tabii ki de o tür aksiyonları yaşamak istemiyoruz. Oo, burası biraz... Burada ne varmış? Ha, kapalı. Bir değişik yol daha mı dedim ama keşfedeceğiz. Hep beraber keşfedeceğiz. Videoda da denk gelebiliriz. Bilmiyorum. Sıfır kamerasında gözümden kaçmış vesaire olabilir. Bu arada yol sola da mı gidiyor? Ha, kapalı. Tamam. Şuradan devam. Yol çok güzel ya. Burada biraz genişlemiş yolumuz. Manzara mı var? Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Uçurum. Aşağıda yol var tabii ki de, yol görünüyor, bakın geçen arabalar var. Şöyle gideceğimiz yol da görünüyor karşı dağın dibinde. Eskimiş bir araba. Ufak bir küf yığınıyla birikmiş parçaların bulunduğu ardiye gibi bir yerdeyiz. Sağda bir çiftlik kulübesi var. Video biraz uzun olabilir çünkü bu tür yerleri beraber keşfediyoruz. Manzarayı görün. Bu aksiyonu beraber yaşayalım vesaire diye acele etmiyorum. Düz yola çıkınca basarız. Tırın hafif şöyle yatması falan gerçekten çok hoş ayarlanmış. Aksiyon. Yolu hissedelim ya. İsteğim o benim. Şurada birazcık cep bırakılmış geçebilmemiz, sağ taraftaki kayalara sürtmememiz için. Ve yolumuz bitiyor, az kaldı. Bağlanacağımız yol harita üzerinde göründü. Retarder. Ana, retarder yok. Sinyal çalışıyor. Retarder neden uçtu ki? Allah Allah. Şuna hemen bir bakıp geliyorum arkadaşlar.
İlginçtir ki retarder çalışmıyor. Motor seçeneğini falan da değiştirmedim. Kol çalışıyor, ona baktım. Retarder gücünü tekrar atarken falan gayet stabil çalışıyor. Arabada retarder yok. Aslında çubuğu da görünüyor. Acaba burada kullanamayacağımız için aktif değil mi? Bir düz yolda bir daha deneyeceğim. Gerçi saçma olur. Kullanabilmemiz lazım. Alakası yoktur onunla ama. Bilemedim şimdi. Yol felaket bozuk. Hah, çalıştı. Düşük süratte olduğumuz içinmiş. Bakın 210 kilometre yolumuz kaldı. Dedim ama düz yolda olduğu için büyük ihtimal o kadar uzun sürmeyecektir. Şöyle sizi bir sollayayım. Welcome to Idaho. Hadi abiciğim, yol ver bana. Allah Allah. Sola bir geçtiler mi, mümkünatı yok. Şimdi ben sağlamaya kalksam sağa geçer bu. Hah, geçmedi. Oh, yardırdık. Wow, arabaya bakın. 150. Ve retarderımız çalışıyor. Şöyle düşürelim hızımızı. Makas atacak olanağımız da yok. Oy, sıcak oldu ya. Odayı felaket ısıtıyor. Başarım ilerlemesi. Mücevher eyaleti. Yani yeni yerler açıldıkça, başarım ilerlemesi, başarım kazanınca değişik bir mutlu oluyorum nedense. Oyunlarda verdiği başarım gerçekten insanı mutlu ediyor. Görevleri yerine getirerek yaptığınız işler. Daha bir sürü nice görev var zaten. Şurada eski klasik tip bir araba görüyoruz. Biz buradan sağa kıvrılacağız. Hah, yeşil yandı. Gelen yok. Kırmızı yanıyor. Şöyle süzülerek gitsek yeşile döner mi? Dönmeyecek. Geçmeyelim. Şimdi gelir birisi geçer. Takır tukur vururuz bir de. Gelen yok değil mi? Devam. Al 15.
Direkt 15'e attım. Tamam, sarıda geçtim. Sıkıntı yok. Sand Point 40. Vites yükseltmeyeceğim, hızlanıyoruz. Kessin gazı. Ama yolda bir düzleşti ya. 15. viteste maksimum 100 yapıyor. Bakın sağda bir yol var ama kapalı. Açık olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi oradan bir şekilde kenarından, köşesinden geçip gidebiliriz. Veya sıfır kamerasıyla ışınlanıp gidebiliriz ama şey olur. Yol biter, grafik yoktur, detay yoktur, gidemeyiz, ilerleyemeyiz, olmaz. Şuralarda bir yerler görünüyor ama kapalı. Sıfır kamerasıyla bakmak lazım, bilmiyorum, yorum yapamam, bir şey diyemem o yüzden. Hey, ne fren atıyorsun? Ya burada da bu trafik paketi vallahi. Buradan sağa. Şöyle kıvrılacağız. Yolu bir kaçırdın mı yandın. Dönecek yerde yok. Te ilerlerden. Belki de giriş vardır bilmiyorum ama. Yol buradan gösteriyor. Ya ben seni bir geçeyim mi? Gereksiz. Yavaşlıyorsun. Ne yaptığın da belli değil. Çekil lan. Sağa döneceğiz şuradan. Soldan gelen yok. Var da benim bulunduğum tarafa döndü. Arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Sabırsız değilim. Sizleri sıkmamak adına bu şekilde davranıyorum. Yoksa kurallar dahilinde tabii ki de gideriz, bekleriz, makas atmayız, hızımızı düşürürüz, tekrar hızlanırız falan. Ama videonun izlenmelerine vesaire baktığımda gerçekten sıkıldığınızı düşünerekten videoları kısa tutmaya çalıştığım için böyle yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki belirli bir kitleye ulaşmadım henüz. Şuradan sola sinyal verelim. Gerçi yol tek. Değişik bir kasabaya geldik. Şöyle biraz etrafı göstereyim derken yeşil yandı. Hop gelme, aman diyeyim. Yeşili beklerken şöyle biraz mekana bakalım. Hop. İşte çeşitli satıcıların bulunduğu şöyle müstakil evlerin, ufak iş yerlerinin, görüyorsunuz ki şurada da bir benzinlik var. Bayağı bir döndürdü bu ha. Sağ, sol, sağ, sol. Halbuki genişten almak istemiştim. Biz buradan, hayır, buradan değil. Şuradan döneceğiz.
Montana DLC'sinde olduğumuz için Amerika bayraklarını sık sık görmeniz olası çünkü Amerika'da geçiyor oyun. Biliyorsunuz ki. Şöyle dönelim. Kereste fabrikası gibi bir yer burası. Evet. Gibisi fazla oldu. Hoppa. Nereye teslim etmemi istersiniz? Yük indirme alanı neredeymiş? Şöyle bir sıfır kamerasıyla bakalım mı? Şuraya geri geri yanaşacağız. Burnumuzu şuraya verdik mi? Girer miyiz? Gireriz. Bayağı da sesli bir ortam. Üçüncü kameraya çıkmadan yanaşmaya alışmaya çalışıyorum. Direksiyon ters tarafa büktüm. Yalnız uç noktada birazcık çözünürlüğün düşük mü? Yok, değil aslında ama tam göremiyorum. Hele ki sol tarafı hiç göremiyorum. Girdi galiba. Şöyle biraz daha sol yapacağız. Aynalardan gördüğüm kadarıyla gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Çok güzel yanaştık ya. Öyle değil mi? Hoppa. Şimdi bakabiliriz. Zevkli oluyor. Bu şekilde üçüncü kameraya çıkmadan yanaşmak. Oo, başarım ilerlemelerine bakın. Park etme meydan okuması. Bir kral gibi vesaire vesaire. Devam et. Sür diyelim, şöyle aracın içine geçip el frenimizi çekelim ve kontağımızı kapatalım. İşimizi de teslim ettik. TP'mizi ve ücretimizi aldık. Evet arkadaşlar, bu tür içerikler bulmaya çalıştıkça yayınlayacağım, çekip sizlere daha faydalı olması açısından keşfedilmemiş yolları ben keşfettikçe sizlerle de bunu paylaşacağım. İnşallah bulurum ve bu tür videoların devamı da gelecektir. Ama lütfen kanala abone olmadan izleyen kullanıcılar lütfen o abone ol butonuna tıklayın. Desteğinize her zaman ihtiyacım var. Sonraki videolarda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.